Selamünaleyküm arkadaşlar, hoş geldiniz. Sesim geliyor mu acaba? Şimdi İslam ahlakı. Valla arkadaşlar, yani ben 2012 yılından beri, yani 11-12 yıldır lisede, tamamını lisede, bazen de kurslar vesilesiyle orta okul dediğimiz işte 5 ile 8 arası bölümü olmak üzere 12 yıldır öğretmenlik yapıyorum elhamdülillah. İnşallah sizlerin de nice böyle hizmetleri olsun. İslam dinine hizmet edenler maddi manevi aç kalmaz derdi rahmetli babam. İnşallah sizler için de öyle olsun. Niye bunu anlatıyorum? Şimdi bu ahlak konusu hepinizin malumudur ki gün geçtikçe işler iyice sarpa sarıyor arkadaşlar bu konuda. Yani ne demek bu? Gün geçtikçe manevi değerlerimizi, dini değerlerimizi ya da dinin üç temel prensibinden biri olan, ki biri inançtır, biri ibadettir, biri de ahlaktır arkadaşlar, bozuluyor. Ahlak dediğiniz şey tamamen yok edilmeye çalışılıyor. Bunu siz de görüyorsunuz. Yani evli olan arkadaşlar belki çocuklarını okula gönderdiklerinde veya olmayanlar bile yeğenlerinden, küçücük çocuklardan sokakta ya da okulda gördüğü veya işte sosyal medyada incelediği, gördüğü çocuklardan bunu rahatlıkla görebiliyor arkadaşlar. Biz bunun bizzat içinde, bizzat göbeğindeyiz arkadaşlar. Yani özellikle çok özür diliyorum, küfürleşmeler, küfürlü kelimeler. Sadece bu kötü söz veya fiiller de değil. Biz iyiliği unuttuk arkadaşlar. Yardım etmeyi, düşeni kaldırmayı, merhametli olmayı, vicdan sahibi olmayı. Ki bunları unuttuktan kastım aslında unutturulmaya çalışılıyor. Çünkü şöyle de bir durum var. Yani anneler babalar varsa özellikle ilkokula başlamış birinci, ikinci, üçüncü sınıfta çocukları olanlar varsa veya biraz daha yaşını almış özellikle 7. 8. sınıftan lisenin sonuna kadar düşündüğünüzde. Ara formlar hocam, o ara formlar böyle biraz değişik tipler. Onlar tam çocuk da değil, ergen de değil, öyle ortada kalmış bir grup. Özellikle birinci, ikinci, üçüncü sınıf anneleri babaları varsa bunlardan ricam, lütfen. Biz vicdanlı, merhametli çocuklar yetiştiriyoruz. Elhamdülillah. Amenna. Hepimiz öyleyiz. Hiç şüphem yok. Ama bizim çocuklarımıza karşı vicdansızlık yapıldığında ne yapmalıyızı düşünmeniz gerekir. Bak, net söyleyeyim. Ben özellikle, benim de mesela oğlum 3. sınıfa başlayacak inşallah seneye. Biz de yaşadık bunların hepsini. Yani siz en güzel şekilde yetiştirmeye, doğruyu, dürüstlüğü, adaleti, merhameti anlattığınızda, öğrettiğinizde, ihtiyacı olana yardım et dediğinizde iş başka boyutlara gidebiliyor. Veya bazı anne babalar, bakın yani bilmiyorum bu cümle nasıl ya da ne kadar etkili olur ama anne karnından başlamak suretiyle vicdansız nesiller yetiştiriliyor. Valla bu sözün belki ağırdır ama bence böyle. Niye böyle söylüyorsunuz hocam? Çünkü bunu biz görüyoruz arkadaşlar. Bunu siz de görüyorsunuz. Şu anda belki yorum olarak yazmak istiyorsunuz ama yazsak ne olur hocam diye. Burada biz bizeyiz arkadaşlar. İstediğinizi yazabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Yani sizin yaşadığınız sorunlar, problemler de vardır belki. Çevrenizde, akrabalarınızda, çocuklarınızda. Ben de yaşadım mesela. Çocuk afalladı, neye uğradığını şaşırdı. Kötü kelime kullanıyorlar, küfür ediyorlar galiba baba bunlar. Bunlar vuruyorlar, kaçıyorlar, bir şey demiyorlar böyle hani okula başladığı zamanlarda. Bunu da hocam, bu çocuk küfrü duymayacak mı? Hocam bu çocuk vurmayı duymayacak mı? Duyacak. Küfrü duyacak, vurmayı duyacak. Merhametsizlik nedir onu duyacak. Yalan söylemek nedir bunu duyacak. Bunu duymaması için benim mesela şu an ders anlattığım bir oda gibi bu odaya kapatacaksın çocuğu, orada yaşayacak. Mesele bunu duymak değil ki. Ya da bunu bilmek değil ki. Mesele bunu yapıp yapmamak meselesi. İşte bu ayrımı yeni nesle inşallah sizin, bizim aracılığımızla taşınması gerekiyor arkadaşlar. Yani bunun sizin veya bizim aracılığımızla bir vesile yeni nesle bu ahlaki değerlerin, temel değerlerin veya batılı düşüncede, felsefi düşüncede aklımıza getirdiğimizde bu etik denilen değerlerin aktarılması gerekiyor. Ama olmuyor.
olmuyor arkadaşlar. Yani affedersiniz, adam normal maç yapıyor, oyun oynuyor okulun bahçesinde. Benim oradan geçtiğimi görüyor, topa vuruyor, arkadaşına çarpıyor, bir şey oluyor. Çocuk beni gördüğü halde, hani ben kimim ki belki, ama bir öğretmen olarak beni gördüğü halde rahatlıkla yanındakine küfredebiliyor. Hem de yani annesine kadar küfredebiliyor. Çok basit bir şey geliyor. Çok normal bir şey geliyor. İkinci sınıf talebesi mesela arkadaşıyla maç yaparken şu şekilde, bak ben bizzat gördüm. Şu dirseğinin şurasıyla çocuğun sırtına vurdu. Çocuk sürüklendi, düştü. Ağlamaya başladı. Hüngür hüngür ağlıyor. Topu ayağından aldı, gitti gole attı vuran çocuk. Geldi bir de o çocuğa karşı gol diye böyle bağırdı. Bu yani. Bu. Öğretmene söylüyorsun. Öğretmen diyor ki ben ne yapayım? O sana vurduysa sen de ona vur diyor mesela. Bir de böyleleri türedi. O sana vuruyorsa sen de ona vur diyor. Senin elin armut mu topluyor diyor mesela. O hocam bizde tam tersi oluyor bende. Okulda iyi ama dışarıda iyi ama okulda biraz sıkıntılı olan tipler de var ya. Yani. Benim öğrencilerimin çoğu mesela öyledir. Okulda ya hocam falan filan ama dışarıda iyi, en azından hürmet ederler yani. O elhamdülillah bende öyle bir sıkıntı yok öğrenciler açısından. Merhametsiz, vicdansız nesli. Anne babalar öyle. Benim gözümün önünde veliye öyle diyordu çocuğa. Vuruyorsa vur. Senin elin armut mu topluyor? Sen de ona vur diyor mesela. Sen de ona vur. Sen de ona küfret. O sana ne yaptıysa sen de aynısını yap. Daha fazlasını yapacaksın. Böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz. Şimdi ahlak dediğimiz şey, hocam biz yine ben böyle bugün hayat, Murat Hoca'nın hayatından enstantaneler dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Ben yaşamadım ama tayini bize gelip de geçmiş okulunda yaşamış olan arkadaş söylemişti. Bir kız öğrenci, lise talebesi, okul dışından tamamen hani kötü diye nitelendirebileceğimiz kendisinden yaşça büyük erkeklerle işte okuldan çıkıyor, onun arabasına biniyor, gidiyor. Okuldaki işte müdür yardımcısına aksettiriliyor. Annesi okula davet ediliyor. İşte böyle böyle bir durum var diye. Annesi okul idaresine kızmış. Siz ne karışıyorsunuz benim kızıma demiş. Kıskanıyorsunuz mu benim kızım? Ben biliyorum ki demiş. Hadi şimdi çık işin içinden. Çık bakalım, çıkabiliyorsan işin içinden. Çık bakalım çıkabiliyorsan. Kız çocukları, erkek çocukları, kızlar kızlara bir küfürler ediyor. Üf, hocamın dediği gibi. Veya kızlar erkeklere küfürler ediyor mesela. Burası atış serbest dedik. Hocam atmaya, sallamaya başladı. Kötü kelimeler kullanmayalım hocam lütfen. Yani. Vallahi hocam bakın ben vicdanım sızlaya sızlaya, bak altını çizerek söylüyorum. Vicdanım sızlaya sızlaya bazı durumlarda ne yapabilirimi düşünüyorum. Yapmaya niyetlendiğim zaman bazen kendimi çekiyorum arkadaşlar. Aynen hocam sizin söylediğiniz gibi. Muhammed hocam diyor ya işte. Aynen öyle. Belki bu yaptığım ciddi hata ama işte hocam kulağını çekmek nedir ya? Çocuğa dokun bakalım ne oluyor? Dokun bakalım sen o çocuğa. Seni ne yaparlar biliyor musun? Ben çocuğun bahçe nöbetçisiyken çocuğun cebindeki sigarayı istediğimde iki tane öğrenci üstüme yürüdüler. Beni okulun bahçesinde dövmeye kalkıştılar. Öyle biraz zor da hani. Bu okulun bahçesinde, bak dışarıda falan değil ha. Okulun bahçesinde. Böyle yani. Mesele işte dünyalık olunca, Allah korkusu olmayınca belki birazdan mesela hikmet diye bir kavramdan bahsedeceğiz ki
bilgeliktir aynı zamanda mesela basit olarak düşündüğünüz, ama daha derin anlamları da vardır hikmet. Mesela hikmetin başı Allah korkusudur derler. Ve sul hikmeti mehafetullah derler. Kalbinde Allah korkusu olmayan insan her şeyi yapar. Her şeyi yapar. Yani bununla ilgili video izlemiştim. Mesela uyuşturucu bağımlısı bir çocuk. O uyuşturucuyu diyor, sizin o uyuşturucuya işte o en ihtiyacınız olduğu anda diyor, o uyuşturucu diyor annenizin karnında olsa, yutmuş olsa mesela siz içmeyin diye. Adam aynen böyle anlatıyor. Sonradan bırakmış bir adam. Siz annenizi öldürürsünüz, karnını açarsınız. O ilacı oradan, o uyuşturucuyu yine oradan alırsınız diyor. İşte böyle bir illet. Tüm bunların başı işte. Neyse biz slide üzerinden, ahlak konusu üzerinden konuşalım. Arada yine bir şeyler anlatırız. İslam ahlakı dediğimiz şey burası arkadaşlar. Bu boşluklu bir not değildir. Genel çerçevede ahlaki değerlerden bahsedilir. Şimdi peki burada hocam çıkmış sorular dediniz. Nasıl gelir ahlakla alakalı? Birkaç tane örnek vereyim arkadaşlar. Mesela faziletli davranışlar ve reziletli davranışlar dediğimiz davranışlar. Yani iyi veya kötü diye nitelediğimiz davranışlar var. Bunlardan soru gelebilir. Şecaat gibi, iffet gibi kavramlar, adalet gibi kavramlar iyidir. Ama kin gibi, nefret gibi, riya gibi kavramlar kötüdür. Böyle bir soru gelebilir. Açıklama verir, bu hangisidir tarzında basit bir soru gelebilir. Veya az önce de ifade ettiğim gibi işte hikmet erdemini açıklar kısaca sana ve der ki hikmet erdeminin azlığı, az oluşu insanda neyi ifade eder veya çok oluşu insanda neyi ifade eder? Mesela hikmetin çokluğu kurnazlıktır. Akıllılıktır hikmet aynı zamanda. Aklını kurnazlığa yormak kötü olarak nitelendirilir, kötü olarak ifade edilebilir arkadaşlar. Böyle gelebilir. Bunun dışında nadir de olsa çok emin olamamakla birlikte birazdan bazı kitaplar söyleyeceğim. O kitaplar bize soru olarak gelebilir arkadaşlar. İşte İmam Maverdi'nin eseri gelebilir. Ya da İbn-i Miskeveyh'in eseri gelebilir. Bazı kavramlar gelebilir ki kitap adı olmuştur bunlar aynı zamanda. Böyle bu tarzda sorular da gelebilir. Başka ne gelebilir? Az önce söylediğim hikmetli davranışlar. Daha doğrusu hikmetli demeyeyim de erdemli davranışlar hangileridir, hangileri değildir tarzında gelebilir. Bunun dışında da arkadaşlar peygamberin hadisinden bir örnek verir veya ayetlerden örnekler verir. Bize bu şekilde sorular sorulabilir. Mesela ben şu anda kaç olmuş? Yanılmıyorsam İslam ahlakından 60-70'e yakın soru yazmıştım. Yüzü geçkinde dini hitabet sorusu var. Genelde aynı şeyler üzerinde ifade edebiliyoruz, dönüyoruz. Çünkü konu diğer dersler gibi zor ve ağır değil. Ama dediğim gibi Peygamber Efendimizin hadisinden, ayetlerden veya bazı olaylar neticesinde bize sorular sorulabilir. Der işte mesela Peygamber Efendimizin cesaretine örneklenir. Mesela Mevlana gibi bazı önemli kişilerin, Yunus Emre gibi kişilerin sözlerinden sorular gelebiliyor. Mesela bu İslam ahlakı dersi arkadaşlar İmam Hatip liselerinde seçmeli bir ders. Bu dersin bir kitabı var. İstiyorsanız o kitabı örneklerine veya çıkmış soruların ya da oradaki var olan sorulara da bakabilirsiniz. Onları da ifade edebilirim. Bu tarz sorular geliyor. Şimdi başlayalım. Ahlak dediğimiz şey huy, karakter, mizaç gibi anlamlara geliyor arkadaşlar. Notunuzda zaten bunlar yazıyor. Huy, karakter, mizaç gibi anlamlara geliyor. Burada hulk ve yani hulk ya da halki veya hulki ifadesi kullanabiliriz. Halk dediğimiz şey yaratılışı ifade eder. Yani fiziki yapıyı ifade eder. Boyunuz, saçınız, gözünüz, kaşınız, insanın fiziksel yapısı, yaratılışı halk olarak ifade edilir.
Bir de bunun yanı sıra manevi yapı söz konusudur. Manevi yapı ise işte ahlaktır, yani hulktur. Hulk kelimesiyle kullanılır. Burada hep söyledik, iyi veya kötü huylar ya da fazilet veya rezilet olarak da söyleyebiliriz. Şunu da ifade edeyim arkadaşlar.